Öncü Fight Club'da heyecan fırtınası devam ediyor. Şimdi mavi köşeden öylesine bir sporcu geliyor ki Fatma Hanım Gece. Öncü Fight Club'da gecemizin 5. maçına geçiyoruz değerli izleyenler. 55 kilogramda 3 round'luk bir mücadele izleyeceğiz kadınlarda. Ve ilk olarak Fatma Hanım Gökçe ringe doğru geliyor. Kendisi aynı zamanda bir matematik öğretmeni. Gündüzleri ortaokulda matematik öğretmenliği yapıyor. Ardından antrenmanlarına geliyor ve bugün kariyerinin 4. profesyonel kickbox mücadelesine çıkacak. Teacher Fatma Gökçe! Ve rakibi kırmızı köşede Ice Girl Gizem İslam. Ve Fatma Hanım Gökçe'nin rakibi Ice Girl Gizem İslam ringe doğru geliyor değerli izleyenler. Bizim de yanımızda Türkiye Kickboks Federasyonu'ndan bu maçın gözlemcisi, Türkiye Kickboks camiasının önemli isimlerinden Sayın Orhan Doğan var. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel bir gece oldu. Çok güzel maçlar izledik şu ana kadar. Neler söyleyeceksiniz? Evet, zaten Nusret Öncü profesyonel galada bence Türkiye'nin en iyi organizasyonu yapan, benim de çok sevdiğim bir arkadaşım. Aynı zamanda kickboksun teknik direktörü, milli takım antrenörü, ilk kurucularımızdandır. Onun bu maçlarda böyle özveride bulunması hele bu zamanlarda çok önemli. Biliyorsunuz 18 aydır hiçbir türlü organizasyonlarımız yoktu. Sağ olsun Kickboks Federasyon Başkanımız Sayın Salim Kayıcı sayesinde ilk turnuvamızı yaptık. Böylece insanlara bir amaç verdik. Ben aynı zamanda Kickboks Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanıyım. Federasyonumuz bu tip organizasyonlara çok önem veriyor. Tabii önemli olan tabii sağlık. Elimizden geldiği kadar tüm tedbirleri alarak sporcularımızı belli bir amaca motive edip o amaç doğrultusunda sportif hayatlarına devam etmelerini sağlamak zorundayız. O yüzden bu maçlar çok önemli ve Nusret Öncü'ye böyle bir zamanda böyle bir organizasyon yaptığı için çok teşekkür ederim. Evet, biz de teşekkür ediyoruz bir kez daha Nusret Öncü'ye ve söz Tarık Sayın'da. Teşekkürler İzge. Önce mavi köşede 55 kilogram ağırlığında, 27 yaşında, 1.60 boyunda, profesyonel kariyerinde 3 maç yaptı. 3'ünü de kazandı. Antrenörlüğünü Ümit Yılmaz ve Erdal Murat yapıyor. Tuzla Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Teacher Fatma Gökçe. Ve rakibi kırmızı köşede 54 kilogram ağırlığında, 27 yaşında, 1.65 boyunda, profesyonel kariyerinde 19 maç yaptı. 17 kez galip gelirken 2 kez mağlup oldu. Rakiplerini tam 4 kez nakavt etti. Samuray Olimpik Spor Kulübü sporcusu, antrenörlüğünü Yılmaz Çeken yapıyor. Ice Girl Gizem İslam. Müsabakanın ring hakemi uluslararası hakemlerimizden Sayın Muhsin Şahan yönetiyor maçı. Mücadelemizin hakemi olacak 55 kilogramda Fatma Hanım Gökçe ve Gizem İslam karşı karşıya gelecekler. Şu ana kadar çok keyifli maçlar izledik. Umarız bir yenisini de birazdan takip ediyor olacağız. Çok güzel bir maç olacak. Gizem milli takımlardan tanıdığım Türkiye'nin en iyi bayan sporcularından bir tanesi. Karşı taraftaki arka kardeşimiz de aynı. Bence çok güzel bir maç olacak. Herkese iyi seyirler diliyorum şu anda. Evet, artık son kontroller, son hazırlıklar yapılıyor. Mücadelenin başlaması için ve mücadele başladı. Fatma Hanım Gökçe ve Gizem İslam karşı karşıya. Dar skretlerden 55 kiloya doğru geçiş yaptık. Tutma. Tutma. Hay. 19 maçta 17 galibiyet, 2 mağlubiyeti var Gizem İslam'ın. Karşısında Fatma Hanım Gökçe. Kariyerinin 4. profesyonel maçında ama namağlup. Gizem İslam rakibin üstüne gidiyor. Fatma Hanım Gökçe'den karşılık geldi. Yine temposu yüksek bir müsabaka izleyeceğiz gibi gözüküyor. Öncü Fight Club'da. Şu anda daha ilk round. Birbirlerini biraz tartıyorlar ama bence biraz sonra biraz daha sertleşecek maçımız.
Güzel bir sağla kombinasyona başladı Fatma Gökçe. Gizem İslam oldukça soğukkanlı. Ringin kontrolü, hakimiyeti biraz daha Gizem İslam tarafında maçın ilk bölümünde. Daha merkezde kalmaya çalışan taraf gibi gözüküyor. Güzel bir sağ. Fatma Gökçe sol isabetini de bulmayı başardı. Ayakları üzerinde hafif kalma çabasında. Evet. Tuzla Belediye Spor Kulübü sporcusu Fatma Hanım Gökçe. Gizem normalde Muay Thai'cidir. Kickboks'ta da Muay Thai'de çok iyi dövüşleri var. Şu anda da ben biraz sonra daha iyi dövüşeceğine inanıyorum. E tabii daha maçın başları da. Evet, evet, ilk yarısı henüz geride kaldı. Biraz daha tartarak dövüşüyorlar. Yani Fatma daha çok kickboksçu ama Gizem duruşu, tekniği. Muay Thai zaten şampiyonu. Yani zaten duruşundan, stansından da belli. Evet, evet. Aldığı garddan, tiplemesinden belli oluyor. Gel böyle. Hocası Başka Yılmaz Çeken, Türkiye Muay Thai Milli Takımlar Teknik Direktörümüz. Kendisi Türkiye'nin en iyi antrenörlerinden biridir. Son dakikasına doğru gidiyoruz ilk round'un. Yani ring hakimiyeti tamamen Gizem İslam'da şu ana kadar. Sürekli rakibinin sırtını köşeye ve iplere doğru getiriyor. Ama Fatma fena çıkmayı başarmadı şu ana kadar oralardan. Son 40 saniyeye doğru girdik. İlk round içinde karşılıklı tekmeler. Çok net bir isabet olmadığını söyleyebiliriz. Push kick. Gizem İslam'dan karşılık geldi. Güzel bir sağ sol isabeti. Evet, Fatma Hanım Gökçe. Vurdu. Bir kez daha iplerde. Rakibin üstüne doğru gidiyor Fatma Gökçe. Son 10 saniyeye girerken isabetler gelmeye başladı iki taraftan da. Şimdi Gizem İslam biraz kontrolsüz gitti sanki rakibin üstüne. Ve ilk round'un sonuna geliyoruz. Evet, kadınlar da 55 kilogramda. Evet, şu anda maç ortada. İkisi de birbirine çok büyük üstünlük sağlayamadıklarını düşünüyorum. Ama ikinci round'da bence işler değişecek. İlk round'u sporcuların birine vermek durumunda olsanız kime verirsiniz? Bence öyle ortada söyleyeyim. Maç. Bence yani, ortada. Yani ikisi de birbirine çok fazla bir üstünlük sağlamadı. Ama dediğim gibi yani Gizem'in tecrübesi ve Gizem'in bu spordaki başarıları Fatma'dan daha fazla. Ama Fatma da daha gençtir, daha güçlü ve hırslı olabilir. Ama ben dediğim gibi ikinci round'dan sonra Gizem'in daha baskılı olacağına inanıyorum. Bu maça aslında çok kısa sürede hazırlanmak zorunda kaldı Fatma Hanım Gökçe. Maalesef bir de pandemiden dolayı bütün sporcularımızın, yani biz hepimizin spor kulüpleri var, öğrencileri var. Pandemi sürecinde salonlar kapalı. 5 kişinin bir araya gelmesi kötü. Yani elimizden geldiği kadar sporcu haz tutmaya çalışıyoruz ama ben ne kadar hocam. İşte gördüğünüz gibi. Tabii çok zor. Çok evet. Zor pandemi koşullarında tüm sporcularımız için fit kalabilmek, zinde kalabilmek çok zordu. Ancak şu ana kadar oldukça iyi hazırlanmış, iyi gelmiş sporcular gördük. İkinci round başlıyor. Fatma Hanım Gökçe ve Gizem İslam arasında. Temkinli iki tarafta şimdi Gizem İslam. Oo, Fatma güzel bir eğilerek sağ direkt vurdu midesine. Top, top. Evet, Gizem tamam, Muay Thai yaptığı için tamam. Hakem onu uyarıyor, tutup çekemez. Evet. Biraz daha alışık verin Muay Thai'de onu tabii, yapmaya. Tabii. Biraz da dövüş sporları, ring sporları, içgüdüsel sporlar olduğu için alışkanlıklarınız onu beraberinde tabii. Getiriyor değil mi? Sonuçta Muay Thai ayrı bir teknikleri var. Ona alıştığı zaman ister istemez, tabii burada K1 stilinde tutup bir kere diz atmak var ama tutup çekme yok. Farklı kurallara karşı sporcuların da hazır evet. Olması gerekiyor her organizasyonda. Çok tecrübelilerdir ama bazen karışıyor işte. Tabii. Oraya çıktığınız zaman ben oralarda dövüşmüş bir eski şampiyon olarak söylüyorum. Gerçekten bazen hocanın bağırdığını bile duymuyorsun. Hiçbir şey duymuyorsun. Sadece dövüşüyorsun. Sıkıcı dakikanın içerisindeyiz mücadelede. Evet, bu maçta hakemlerin işi zor. Maç ortada çok geçiyor. Zor. Hakikaten hakemlere Allah kolaylık versin. Bir push kick geldi. Güzel kontra.
Fatma'nın Gökçe'den. Güzel bir saç çıkarmayı başardı Gizem İslam. Ardından tekme devamını getirebilecek mi? Getiremedi. Üstüne gitti rakibinde ama getiremedi. Ama maçın şu ana kadar ki belki de en net darbesini vurmayı başardı. Evet. Şimdi Gizem İslam bir an dengesini bozmayı başardı. Fatma Hanım Gökçe'nin. Doğru zamanda doğru darbeyi vuran taraf çok etkili olacak. Rakibin üstünde gelmesini kullandı Fatma Hanım Gökçe. Yakın mesafeden isabetler bulmayı başardı, ardından da yerde kaldı. Bu bir knockdown değil ve mücadelemiz devam edecek. Evet, farkındaysan maçtan beri sen de aynı şeyi söyledin. Gizem hep rakibin üstüne gidiyor. Hep ona karşı baskın olan Gizem. Ve bu şekilde de bu ringi kontrolünü elinden asla bırakmıyor farkındaysan. Özellikle, bir o köşede bir o köşede. Özellikle bu kadar yakın geçen maçlarda ring hakimiyeti çok önemli. Ayırt edici nokta olabiliyor belki tabii de. Baskın taraf çok önemli. Hep daha agresif olan taraf, rakibin üstüne giden taraf Gizem İslam. Evet. Güzel bir sağ çıkardı, karşılık geldi. Hayır diyor Gizem İslam, ardından üstüne doğru atladı rakibinin. Fatma Hanım Gökçe oradan kurtulmayı başardı. Sağ denemesi hiçbir yere varmadı. Son 10 saniye içerisindeyiz. Fatma Hanım Gökçe bu kez gaza basan taraf diyelim. Sağ koşu isabetsiz ve ikinci raundun sonuna geliyoruz. Evet, bu raundda Gizem bir tık öne geçti bence. Neden diyeceksin? Çünkü son ringin son raundun ortalarına doğru Gizem'in birkaç tane çok güzel hareketini gördük. Bakalım son round işi kesin sonucu çıkacaktır. Ama şu anda bence Gizem önde. Evet, maçın en net darbesini de Gizem İslam vurmayı başardı. Ama tabii yani her iki tarafında oldukça yakın olduğunu söylemek gerekiyor. Evet, 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 aynen dedim ve bir tık öne geçti bence Gizem. Hani her şey üçüncü round belirleyecek. Bence şimdi iki sporcunun da nedenler canını dışına koydum. Hani çok iyi yüreklerini koyup bu maçı kazanmak için ellerinde gelen şey yapmaları lazım son roundda. Son round belki de maçın kaderini, maçın galibini belirleyen round olacak. Kararın verileceği round olacak belki de. Son round. Fighter! Üçü Fight Club'da. Kadınlarda 55 kilogram mücadelesi. Üçüncü ve son round'a geçiyoruz. Ceza vermek zorunda kalacağız. Hayır. Evet, iki sporcuya başarılar diliyorum. Son roundda neler olacak göreceğiz hep birlikte. Round'a gelecek birkaç etkili yumruk, birkaç etkili tekme belki de galibiyeti getirecek sporculara. Evet, biraz Fatma daha güzel bir kombine yaptı. İki tarafta biraz daha artık her şeylerini ortaya koyması gerektiğini bilerek bu round'a çıkmış gibi gözüküyor. İplere takıldı bir an. Fatma Hanım Gökçe. Hay. Güzel bir sağ çıkarmayı başardı. Yani genelde geriye giden taraf olmasına rağmen çok iyi zamanlamalarda yumruklarını uzatmayı başardı. Maçın genelinde Gizem'den darbe, karşılık geldi Fatma Hanım Gökçe'den. İki tarafta biraz daha açık, iki tarafta biraz daha risk alması gerektiğini biliyor artık maçı kazanmak için. Son iki dakikasındayız mücadelenin. Sol gösterdi ama çok uzaktaydı şimdi sol isabeti Gizem. Oh, denemesini iyi karşıladı Gizem İslam ve Fatma Hanım Gökçe yerde. Mücadelemiz devam ediyor. Round'la birlikte kombinasyonlarını biraz daha önce gövdeye, vücuda doğru bir darbeyle başlamayı tercih ediyor. Fatma hep vuruyor ve hepsini de vurdu şu ana kadar yalnız. Gizem buna bir çare bulması lazım. Bu köşesinden gelen muhtemelen bir talimattır, bir taktiktir diye tahmin ediyorum. Aynen. Üçüncü şu ana kadar bunu da başardı. Yaklaşımını biraz değiştirdi ve sonuç almayı başardı. Fatma boksa döndü, tekme atmıyor. Boksa yapıyor ve boksa da şu ana kadar puan toplamayı başardı. Evet bak. Güzel bir isabet daha geldi sağ. Artık bir dakika içerisindeyiz maçta. Ama hayır al break. Şutlarını kullanma çabasında Gizem İslam.
Yine eğildi. Yine o vücuda sahile başladı kombinasyona Fatma Hanım Gökçe. Sağ kroşe. Bir sağ kroşe daha. Fatma Hanım Gökçe'den çok iyi bir yumruk geldi ama Gizem İslam bu sağ kroşeyi almayı başardı. Bunu almayı başardı. Fatma sadece boksa döndü. Evet. Sadece boks yapıyor. Tekmeleri tamamen dekenden bu güzel, çıkardı. Çok güzel bir surata ön tekmeydi Fatma. Dönme öyle. Hay. Gizem'in biraz daha hareketli olması lazım. Tabii artık maçın yoruldular, son bölümlerinde yoruldular da. Ama hareket olmazsa puan olmaz. Puan olmazsa maç olmaz. Şimdi bir sağ kroşe daha geldi. Evet. Son anlarda Fatma, puan toplamaya çalışıyor Fatma Hanım Gökçe. Evet. Ya boksa dönmesiyle birlikte 3. round'da çok iyi bir performans gösterdi. Ama çok yakın ve hakemlerin için çok zor olacağı bir müsabaka. Siz ne dersiniz Orhan Doğan? Valla ben dedim 2. round'da Gizem bir tık öndeydi ama Fatma son round'da yumruk olarak bayağı bir itti. Ama Gizem'in de ayakları kafasına vurduğu tekmeler var. Bunlar hep fazla puan olarak sayılır. En son kararı hakemler verecek. Şu anda ben bile yorum yapamıyorum yani. Ekstra round kalbim, ihtimali var mı sizce? Kalbim onu zannetmiyorum. Bence kalbim iyi olan kazansın. Her zaman tabii temennimiz bu. Yani. Fırtınalar koptu. Köşenin de önemini çok net görmüş olduk bu maçta. Evet, evet. Hakiplerin değişmesinin. Ve sporcularımıza İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanımız Sayın Fatih Keleş kupalarını takdim edecek. Ve yine sporcu arkadaşlarımıza hediyelerini Hüseyin Hocam takdim ediyor. Elini kaldıralım hocam. Sayın Fatih Keleş takdim ediyor kupalarını sporcularımızın. Evet, mücadelemizin artık sonucunu öğrenmek üzereyiz. Gerçekten çok yakın bir eşleşme. Bakalım galibiyet kime gidiyor. Kim kazansa bir şey diyemem. Herkesin aklında gerçekten ama son bu soru var. Fatma, acaba müsabakayı dediğim gibi biraz daha baskındı. Fatma mı kazandı? Hakemlerimiz kararlarını verdi. Müsabakayı 2-1 skorla kazanan köşe Fatma Hanım Gökçe. Dediğim gibi yani son roundda Fatma yumruklarıyla çok fazla puan topladı. 2-1'lik skorla kazanıyor. Yani birbirine çok yakın zaten. Gayet normal. Sayın Fatih ama son round çok önemlidir. Son round'da gösterdiğin performans, iki round'da gösterdiğin performansı kapatabilir. Bu her zaman sporcunun elindedir. Hakemler de son round'daki performansa çok önem verirler. Her zaman tabii daha fazla akılda da o kalır. Tabii. İzleyicinin de bizim de gözümüzde daha fazla o kalır. Son round'da çok iyi performans. Boksunu konuşturdu ve mücadelenin galibi olmayı başardı. Evet, bravo diyoruz. Tebrik ediyorum. Plaket takdim ediyor. Nusret Öncü. Kickboxçu olmak lazım. Doğru söylüyorsunuz ya. Profesyonel maç var. Şeydir, amatör light kontak yapmıyor. Yok abi, profesyonel. Fatma Hanım'ın aynı zamanda bir matematik öğretmeni olduğunu da hatırlatalım. Evet. Tebrik ediyoruz Fatma ilk maçında. Neler söyleyeceksin? Öncelikle bana dövüşme imkanı sağlayan Nuret Öncü'ye, Nusret Öncü'ye, antrenörüm Ümit Yılmaz, Erdal Mirat ve Zeynep Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda destekleyen Menan Şahanlıoğlu'ya sonsuz teşekkürler. Doktor Şadi Yazıcı Beyefendi'ye de selamlarımızı iletelim Tuzla Belediyesi. Evet, ringi şimdi alkışlarla boşaltıyoruz.